Judith Lieberman'dı değil mi? Judith Lieberman. Masalcı. Ya bir şeyini fark ettim. Şu kaliteli yaşamakla alakalı, şimdi bazı kavramlar, kelimeler çok çiğ, çok pazarlama dili, çok bilmem ne falan falan, çok çok batıcıl geliyor. Bazıları da çok şık oturuyor yerine, yani ihtiyaçta. Ne zaman hani böyle kötü ortalama yerel marketten meyve sebze alışverişi yaparsan fark edersin yani. Şeftali güzel görünür de yalan gelir falan yani. Hani işte kötü ortalama yerel market çok kötü gömdü. Ama ya öyledir ya yani, hani gider böyle bir sürü güzel göründüğünü varsaydığın bir şey alırsın ama hepsinin tadı niyeyse tuhaf bir şekilde aynı şey, boş sası bir tadı olur bir şeydi. Hayatla alakalı bazen bazı döngülerde aynı sası tada döndüğümüz şeyler oluyor. Judith bir yerde denk geldim. Bir radyo programı olabilir ya da bir yerdeki bir anlatısı olabilir. Şeyi anlatıyordu, hikayelendiriyordu. Yani bugün ne yaptım? İşte sabahleyin kalktım, işe gittim, şu işi bağladım, şunu konuştum, bilmem ne yaptım. Para kazandım ya da şuna kızdım ya da bu bana bilmem ne yaptı falan. İçinde duygular da var. Anlattığımız bir şeyle beraber geri geliyorsun. Halbuki bugün ne yaptığının bir başka evreni daha var altında. Bugün işte metrobüse bindim. İşte ağaçların yapraklarının düştüğünü gördüm. Ve işte bu benim kaçıncı sonbaharım acaba diye düşündüm. Köprüden geçerken çok güzel bir gaz çıkardım ve rahatladım. Ya da biri çıkarttı ve rahatladı ve işte çocukluktaki bir o kötü hissettiğim ya da kendimi ayıp ettiğimi düşündüğüm bir anı hatırladım. İşte sokakta şu köpüklü bilmem ne satan, tam o Judith'in örneğinde de vardı. Köpüklü baloncuk satan adamın o fotoğrafını gördüm. Çok güzel bir görüntüydü. Anlık olarak kapı açıldı. Öyle bir şey gördüm ve geçtim falan gibi. Bir başka evren daha var yaşadığımız. Ve aslında üzerine düşündüğümüzde hani bu evrenin genişliği bu kadar, bu evrenin genişliği bu kadar. Gerçek hayat orası. Gerçek hayat burası ve hayatı kaliteli yaşama dediğimiz şey aslında sadece burayı fark etmekle alakalı. Yani işte Jamaika'da tatile gittimle ilgili bir şey değil, bunu görebilmekle ilgili. Yani hani bunu algılayabilme ya da işte buradaki bir şeyi tadını çıkaracak seviyede fark etme. Hani birinin yüzüne bakma, onun hayatıyla alakalı düşünme falan. Bunu yapabilmek için de yani sanıyorum tek yakın şey, bak filmler değil, müzik bile değil. Müzik birazcık işe yarıyor olabilir. Edebiyat. Edebiyatın haricinde hiçbir şey hani bunu görmeye, bunu algılamaya, o bilincimizdeki bir yalnızlık süreci oluyor. Bir 3 saniyelik bakışmanın 2,5 sayfa tarifinin yapıldığı Evet. Edebiyat, yani edebiyat şeyden, sası kötü bir edebiyattan bahsetmiyorum. Bunu güzel yapılmış yerinde. Derinlikle inceleme zaten edebiyat dediğinizde. Nihan Güzel anlatıyor ya, durup derinleşmekle alakalı edebiyat. Evet. Sekerek giderken edebiyat yapamıyorsun. Evet, yani yavaşlatma ve bugün ne yaptık? Bugün çocukları gördüm, kapının açıldığı an balonları gördüm. İşte o güzel bir fotoğraftı. Bugün kaçıncı sonbaharımı yaşadığımı düşündüm. İşte bu sonbaharın neyle tamamlanacağını düşündüğüm. Hayat, yaş, ilerlemeler bilmem neyle alakalı bir şey doğuruyor. Ve her gün, her anımız böyle acayip büyük bir potansiyele dönük gibi geliyor bir şeydi. Ya da böyle hissediyorum ya da sonbahar fazla melankolileştirdi. Yani hikayeyi üzerine düşünmeyi. Ben mesela bana kaza geçirmek çok iyi geldi o açıdan. Ne kadar uzunmuş günler ve ne çok şey oluyormuş mesela. Mesela yani evet, yavaşlayınca aradaki hikaye. Bunun öte tarafında da şöyle bir şey oluştuğunu düşünüyorum. Bu bir yerde dursun kült olarak. Çünkü az sonra buna dönüp bunun üzerine konuşmak gerekecek. Bunun öte tarafında da devamlı konuştuğumuz ve devamlı dışarının hatalı ve suçlu olduğu, dışarıyı değiştirerek ya da zamanı değiştirerek bir şeyleri çözeceğimizi zannettiğimiz ve devamlı işte aslında bir şeyden kaçarak yaşadığımız bir hayat kuruyoruz ya da biçimlendiriyoruz. Yani devamlı hareketimizin kendisi bir şeyden kaçmayla ilgiliymiş gibi. Yani toplumsal olarak toplumun %70'i 80'i yurt dışına gitmek istiyor. Hani ve yani hani böyle bir şey, bir yaşamın kendisini fark edemeyip bu dışarıdaki bir şeylerle ilgili, bu para, ekonomi, statüler, siyasi tercihler ya da biçimsizliklerle alakalı böyle bir tavrın içindeymiş gibi görünüyor. Bu dönemin en tuhaf rastladığım şeylerden bir tanesi. Gerçekten sokağın tüm jargonu, insan sıkışmış gibi hissediyor kendini kalabalığın içerisinde. İnsanların büyük bir jargonu, hepsi şeyden bahsetmiyorum, tatile gitme, bir yeri görme, bir amacı olmadan bahsetmiyorum. Yani yurt dışına yerleşmek istiyor ya da yurt dışından gitmek istiyor. Ve bunun aslında kümülatif baktığında, bütüncül baktığında kendi hayatından memnun olmamayla ilgili çok büyük bir fotoğraf doğurduğunu, yani arka tarafta bu bir memnunsuzluk fotoğrafı ya. Yani hani daha önce anlattım muhtemelen bizim muhabbetlerde ama o videoyu muhtemelen izlememiş çok kişi bunu izliyor. Tekrar anlatacağım. Siyah yumurta diye bir hikaye vardı abi.
Siyah ben hatırlamıyorum şimdi. Vallahi. Tamam, sen de hatırlamıyorsan kesin anlatacağım. Bir tane karga varmış abi. Her yumurtladığında siyah yumurtluyormuş. Öbür kargalara bakıyor, onlar beyaz yumurtluyor, bu siyah yumurtluyor. Ulan diyor, ben niye siyah yumurtluyorum? Yani hiç çok sıra dışı bir şey. Öbür kargalar gerçi dalga geçmiyor, bir şey yapmıyorlar ama bu kafaya takıyor bunu. Düşünüyor, düşünüyor. Ben ne zaman nasıl beyaz yumurtlarım, ne yapmam lazım, yediğini, içtiğini değiştiriyor, olmuyor falan. En son böyle bir ağacın üstünde yuvası varmış bunun. Ve bir tane büyük bir nehir var kenarında. Nehirin karşısında da bir tane ağaç var. Diyor ki ben o ağaca göçersem kesin beyaz yumurtlarım. Çünkü bakıyor oradaki herkes beyaz yumurtluyor. Oradan siyah haberi gelmiyor falan. Fakat bir taraftan da nehir çok büyük olduğu için uçmaya da korkuyor, düşerim müşerim diye. Böyle ulan oraya gitsem kesin beyaz, oraya gitsem kesin beyaz falan. Bir gün büyük bir fırtına çıkıyor böyle, bir rüzgar müzgar. O tarafa doğru rüzgara sarkıyor, bu da fırsat buluyor. Açıyor kanadı, karşıdaki ağaca gidiyor. Hemen yer yapıyor, yuva. Küt bir yumurtluyor, gene siyah. Lan diyor, lanet olsun buraya geldik, gene siyah oldu. Şöyle böyle üstte de yaşlı bir karga varmış. Böyle yaşlı, kardeş diyor. Boşuna kendini paralama. Bu kıç sende oldukça sen her yerde siyah yumurtlayacaksın. Bunu da çok seviyorum. Benim çocuklarıma hep anlattım bunu. Şimdi yapısal olanla çevresel olanı ayırt etmek falan gibi bir mesele bilgelikle alakalı. Böyle küçük yaşta yapabileceğimiz bir şey değil. Özellikle küçükken önüne tutulan her havuca koşuyorsun. İşte o yüzden modalara takılıyorsun. İşte sigara bağımlısı oluyorsun. Bir şey oluyor. Bir gün dövme yaptırıp öbür gün sildirmeye çalışıyorsun. Bu bilgelik erken dönemde gelişmediği için ezber bir takım kurtuluş yolları ya da fırsatlar bize cazip geliyor. Ama senin muhtemelen garip bulduğun ve bugün masaya getirdiğin şey, bir ülkenin büyük bir çoğunluğunun ve koca koca insanların şartları sürekli gömmeye çalışarak, bir başka yerde bir cennet vehmedip oraya gidince her şeyin değişeceğini umarak ve bunu anlatarak, bir şekilde bunu hayatlarının merkezine koymaları ve senin demin dediğin o hayatın büyük kısmını oluşturan aga burada neler oluyor konusuyla hiç ilgilenmiyor olmaları. Çünkü rotayı başka bir yere kitlemeleri. Şimdi tabii ki bu kadar kısa ifade edemeyiz. Bir sürü başka sayı falan var ama birisi bana sorsa ki hoca mutsuzluğun en kısa formülü nedir? Aha bu. Mutsuzluğun en büyük formülü siyah yumurtana kafayı takmaktır. Yani o siyah yumurtayı nasıl parlatırım, ben bundan ne çıkarım ya da işte kuluçka yatayım da yavru çıksın diye düşünmektense illa beyaz yapacağım. 30 tane siyah yumurtayı heder etme pahasına o olmayacak şeye kafayı takma. O sende olmayan olasılıkta cenneti vehmetme. Mutsuzluğun temel kaynağı bu. Ve hani sıklıkla da bu aralar çok, niyeyse insanlar bana mutluluk soruyor. Medyada çok konuştuğum için herhalde. Eğitimlerde falan da çok sık gelen bir soru. Ben mutluluğun tanımı olarak çok kısaca hem pozitif psikoloji hem hani eski anlatılardan öğrendiğim şeyi tekrar ediyorum. Çünkü psikolojik olarak da böyle. Hayatından razı olmak. Yani şu anda ne yaşıyorsan ondan razıysan eğer mutlusun. Öbür türlü mutlu olman mümkün değil. Yani bir yere gidip, bir şey elde edip, bir statü kazanıp, belli miktar parayı biriktirip, bilmem kimle hayatını birleştirip, bilmem ne kadar çocuk yapıp hede hödü. Mutlu olmanın imkanı yok. Bunu hayatta binlerce anekdot ve kendi hayatımızdaki örneklerden biliyoruz. Mutluluğun tek bir şartı var. Şu anda burada senin bahsettiğin o otobüs kapısı açılıp kapanırken gördüğün şeyle vay lan ne güzel bir dünya diyebiliyorsan, şu anda yaptığın ettiğin her şeyi geliştirilebilir olması kaydıyla hoşnutlukla içselleştirebiliyorsan, yani kendini olduğun gibi kabul ediyorsan mutlu olduğunu söylüyorlar. Bir de yani buna acık tersinden de yaklaşmak istiyorum. Seni destekleyeceğim ama yani zıt bir yerden yaklaşarak desteklemek istiyorum. Yani bir de mesela şu tuhaflığı da fark etmek gerekiyor. Ben komple teorisi konuşmayı sevmem. Komik değilse ya da hani çok analojik bir göndermesi yoksa bana şey gelir. Yani düşük zekalı işiymiş gibi gelir genel olarak. Ki öyledir. Ama mesela bu konuyla alakalı şey tuhaf değil mi? Son araştırmalar %70'in üzerinde insanın, yani Türkiye'de %70'in üzerinde insanın yurt dışında yaşamak istediği, yani hepimiz, kabaca böyle kabul edelim, %70'lik oy oranı, büyük bir oy oranı, hepimiz yurt dışında yaşamak istiyoruz bilgisini bildiğimizde. Bu tuhaf değil mi? Aslında yani garip bir görüntü ama tuhaf ya da beklenmedik bir durum değil bence. Yani bu bence çok yani bilinçli manipüle edilerek tabii yönetilen bir şey gibi görünüyor. Yapılandırılmış bir şey, evet, abi. Yani, kendi kendine olabilecek evet, bir şey. Evet yani tüm dünyanın yani bu arada ana sorunlarımızdan bir tanesinde düzensiz göçmen sorunumuz var. Yani birileri bize göçüyor. Biz de başka yere göçmek istiyoruz. Dünya olarak göçü konuşuyoruz. Bir merkezlere doğru biriken bir göç var. Şeyde ve bu göçün kaynağında mesela şey gibi bir durum yok. Salgın geliyor abi, açız ya da işte bunun gibi hani böyle hani iklimel bir gönderme falan gibi bir durum doğrudan yok. Doğrudan can tehlikesi ya da ne bileyim böyle cebren
bildiğimiz fiziksel cebre dayalı değil hepsi yani, onu demek istiyorsun. Evet yani senin düzenleyip kurgulaman gereken şeyler haricinde bir sorun yok. Yani burada şikayet ettiğimiz şeylerin hepsi bizim hep birlik olup düzenlememiz gereken şeyler. Yani bir dış etki bize trajik bir gerekçeyle bizi manipüle etmiyor. Biz burada neyden sorun çekiyorsak bunu yani abi trafik çok kötü düzeltelim işte. Yani hani bir şeyle alakalı. İnsanlar birbirine kötü davranıyor. Davranma. Yani hani böyle konuşacağımız bir konuyu, yani halledebileceğimiz bir konuyu, yok biz bu konuyu halledemiyoruz deyip bu problemi de sırtımıza yüklenip, çünkü göçün böyle bir trajedisi de var. Buradan aldığımız kültürü, buradaki çözümsüz kültürümüzü de gittiğimiz yere götürüp, yani bu da bunu nereden biliyoruz? Bize gelenlerden biliyoruz. Onları da sırtına yükleyip bizim ülkemize getiriyor. Aynen. Yani kendi çözümsüz tavırlarını, hani biçimlerini. Böyle bir tuhaf döngüde yaşıyoruz. Bu memnuniyetsizliğin zemininde, hani katman katman, hiçbir şey tek bir nedene bağlı değil zemininde. Ama bunu biraz kazımak, açmak ya da biçimlendirmek... Çok lazım. Yani bir ülkede kendi kendine böyle bir şey oluşması çok zor. Böyle %70-80'lere varacaktı, ben gidiyorum demeler. Ama mesela... Geçen işte Sınırsızlar programında Müge ile konuşan sevgili Gül'ün çok güzel bir şey söyledi. Ben dedi köye taşındım ama trafikten ya da İstanbul'dan bıktığım için değil, köyü istediğim için köye taşındım. Şimdi istediğini yapmakla bir şeyden kaçmak arasındaki belirgin farkı, hani Gül'ün gibi insanlarda görüyorsun. Yani onlar başka bir ajandanın peşinde, daha iyi bir versiyonlarını kovalamak için bir şeyler yapıyorlar. Ama birileri bizzat parçası oldukları ve katkıda bulundukları şeyden şikayet ederek kendilerini o sistemden sıyırıp başka bir şey yapabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu ülkenin psikolojisine ben 35 yıl aşkındır tanığım. Hani son ilk 15 yıldaki kafa güzeldi falan, çok bir şey anlamadık. Ama son 35 yıldır, son 20 yıldır da akademisyen olarak tanığım. Abi bu ülkede şöyle bir durum var. Ben sana önce söyleyeyim, ağır konuşacağım ama. Yani kimse üstüne alınmasın. Ben alınıyorum, siz alınmayın. 22 senedir bu ülkenin siyasi gündemini bir insan ve bir parti belirliyor. Şimdi seçimlerle iş başına geldiği günden beri siyasi olarak hiçbir rakibi tarafından yenilmemiş ve enteresan bir şekilde de sivri söylemleri olup böyle bir kitleyi de konsolide etmeyi çok iyi bilen bir lider, şu andaki Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorum, 22 senedir bu ülkede. Şimdi bu ülkede 22 senedir bulunan bir parti, bir XYZ olsun hiç fark etmez, destekçi kitlesi %30-35'te sabit kaldığı sürece bu iktidar devrilemiyor, bu iktidar bir şekilde devam ediyor. Ülkenin geri kalan %70-80 gibilik bir kısmı 22 senedir yeniliyor, farkında mısın? 22 senedir hiçbir varlık gösteremedi. 22 senedir olmadı. Dış güçler oldu dedi, bir şey oldu dedi, şu oldu dedi, bu oldu dedi. Olmadı. E şimdi ne yapacaksın? 22 sene demek bir nesil demek abi. Bir nesildir birileri, bu insanlar bu arada şu anda iktidar olan partiye oy vermiş olabilir. Onların çocukları olabilir. Hiç bu konuyla ilgisi olmayan kimseler olabilir. Şöyle bir şey var. Baba ne yapsam memlekette bir şey değişmiyor. Demek ki benim hayatımda da bir şey değişmeyecek. Demokrasinin dinamizmi aslında insana kendi değişimiyle ilgili umut veren bir şey. Şimdi bugün ülkenin yönetiminden memnun olursun olmazsın, o ayrı bir konu. Fakat tek bir seçenekle ömür boyu gideceğini kafaya takmış bir insan, eğer gücün yanındaysa gevşiyor. Çalışmıyor, üretmiyor. Har vurup harman savuruyor. Hele ki çok yakınsa zaten zenginleşip iyice oradan harcıyor. Dolayısıyla o memleket için zaten bir kara delik haline geliyor. Öbürü hayatında hiçbir şey olumluya değişmeyecekmiş gibi ta tepeden bir örnek gördüğü için kendiyle ilgili umudunu kaybediyor. Ama nerede? Burada. Diyor ki ulan başka bir şey, başka bir durum olsaydı. İşte herkes böyle her seçimde bir heyecan yapıyor ya, Twitter'da sürekli her seçimde iktidarın değişeceğine herkes emin mesela. Oradaki yankı odasında çok güzel gidiyor oralar. Ama sonra hiç böyle bir şey olmuyor, bir daha bir böyle süngü düşüyor. Şimdi bu böyle insanların, böyle bir profilin, demografinin olduğu bir toplulukta serçe parmağınla yapacağın propaganda çok iyi çalışır abi. Ve bu ülkede gerçekten bir kere, yani Batı ülkelerinin bu işten bir çıkarı olduğu için falan değil, Türkiye'deki insan kitlesinin, özellikle 20-25 milyonluk genç kitlenin hiçbir şey yapmadan başka şeylerin hayalini kurmasını sağlamak hakikaten çok güzel bir strateji. Bunu becerebilirsen bu ülkeden kimsenin korkmasına gerek yok. Muhalefet mi bizi depresyona soktu diyorsun? Ne alakası var? Biz yaptık bunu. Bak düşün, iktidar tarafında da olsan bugün, artık Türkiye'de rahatlıkla iki kutup konuşabilirsin. İktidar ve muhalefet de buna. Muhalefet kalabalık, iktidar bir tane gibi gözüküyor. İktidar tarafında da olsan, muhalefet tarafında da olsan daha iyi söyleyecek bir şeyin yok. İnsanların dikkatini çekecek büyük bir fikrin, projen, heyecanlandıracak bir şeyin yok. Bu çok kötü.
Bu çok kötü. Herkes için kötü. Yani mesela bu ülkede en büyük arızayı ben 25 sene önce yazmıştım. Hala da aynı fikirdeyim. Atatürk bir daha gelmez bizim kanserimizdir. Atatürk çok büyük olabilir. Hiçbir çocuğu sen onu geçemezsin diye yetiştirmemelisin. Çünkü geçemeyecek o zaman. Ondan daha fazlasını düşünemeyecek. Ve bir insanın ayak izleri dışında hiçbir yere basmayan kişi onun gittiği yerden bir adım öteye gidemez. Ve sonuçta bu bizim kendi kendimize sabotajımıza dönüşür. Maalesef siyaset bizim için gereğinden çok daha fazla önemli hale geldi. Bu tabii ki Türkiye'nin hem tarihi yapısı hem işte toplumsal dokusu, serencamı bunu getirdi. Yapacak bir şey yok. Ama bu döngünün içerisinde olmayan insanların sen ben gibi ne yerlerinden şikayetleri var, ne yaptıkları işten, ne başına gelenlerden, ne hayal ettiklerinden. Bir sürü şikayeti var ama düzeltmek için çaba sarf ediyorum. Yani. Şikayet çözüme dönüşüyor tabii bizde. Yani. Ama birçok insanı atıl kitlelere dönüştüren şey ne? Hiçbir şey değişmiyor ki, ben ne yapabilirim? Siyaseti ağır dediğim bu. Yani zurnanın son deliği gibi gözüküyor ama bizim ülkede hiç öyle değil. Psikolojik altyapımızın neredeyse bilinç dışı gibi bir dayanağını oluşturuyor. Ve birçok insan kendini onunla tanımlıyor. Ya şunu görüyorum şeyde falan, bir çarşıda, pazarda. Pazarda adam esnafla pazarlık ederken işte bu iktidar gitmeden bu değişmez. Ya da işte bunlar olmasaydı bugün bunları yiyemiyorduk. Ya sana ne abi? Domates alıyorsun lan. Orada bile konu bu. Dolayısıyla bunu insanların bir psikolojik araç gibi kullanmak zorunda kaldıkları bir yer. Kem aletle kemalat olmaz. Bu araçla bu kadar. Bir kere tabii şeyi de fark ederek başlamak gerekiyor. Yine o ters taraftan göç öyle ya da böyle göç. Bize gelen göçmenleri görüyoruz. Biz nereye göç etmek istersek isteyelim, oradaki fotoğrafımız bize gelen göçmenlerden farklı değil. Biz Afganlara, Suriyelilere nasıl bakıyorsak, düşünüyorsak bizim gittiğimiz yerde de bize öyle bakıyorlar hikayesi var. Bu, yani bu gerçekliği de bir kabulle, yani ekonomik olarak çok üst level'da değilsen, zaten önemli bir üretim için gitmiyorsan, bu arada önemli bir üretim için gidiyorsan git, dünyanın her yeri açık. Bunu çok da değerli de buluyorum, burada bir şey yok. Hani masadayken birçok beraber çalıştığımız ekibe söylediğim hikaye, yani keşke yaşamının birkaç yılını ya da gitmeli gelmeli çalışmayı yurt dışında, artık dünya böyle bir yer, böyle çalışılabilen bir yer, böyle düşünün. Ama göçmeyi düşünmek kötü fikir, birdenbire statünü, yapılandırmanı gerisin geriye alıyorsun. Ve gerçekten çok havalı bir işin olabilecekken orada garsonluk yapıp mutlu olmak zorunda kalıyorsun. Mutlu olmak zorunda kalıyorsun. Mutlu olmuşmuşmuş döngüsü kurguluyorsun. Yani belki kendini birazcık daha güvende hissediyorsun ya da belki kendini teorik olarak birazcık daha saygın hissediyorsun kendi içinde. O burayla karşılaştırabildiğin için. Ama oranın genel fotoğrafı içerisinde aslında statüsel olarak düşünüyorsun. Sonuçta oranın para birimiyle kazandığın para buranın Türk lirasına çevirince her zaman daha fazla olur. Şimdi bir hoşluk geliyor. Hoşluk geliyor. Temel neden. Ama bu görelilikle yaşamaya devam. Hala buradan geldiğin için orada kendini iyi hissettiğin bir sonuçla yaşıyorsun. Yani göreceli bir kendini avutma hali. Buna yani zeminde düzgün bir şekilde, az önceki tarif ettiğin şeyi çok doğru buluyorum. Yani hani Türkiye'de çok siyaset her şeyin içerisinde çok zerk edildi. Ve siyasetin dışında düzgün bir şekilde doğruyu yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebildiğimiz bir mekanizma kuramıyoruz. Halbuki yani siyaset bu işin ana dokusunu belirlemek için dışarıda olan bir şey ki bu arada yani biz toplumsal olarak kendi içimizde hasbelkader fena değil. Yani iyi yaşayan bir yapıydık, yani çatışmayı desteklemediğin sürece bir sıkıntı yok yani bizde genel olarak. Ama bu yapıya, buradaki oluşan bu duyguya bir çözüm üretmek gerekiyor. Çünkü bu gittikçe buradan gitmek gerekiyor abiyle, buradan gidemiyoruz abinin çözümsüzlüğüyle. Yani gerçekten 45'ine kadar hayatında buradan gidip gitmemek arasındaki bir şeyde oyalanmış kocaman bir insan güruhu doğuyor. Vallahi ben çok net bir şey söyleyeyim. Gitmek isteyen gitmeli. Yani gitmeli, onu deneyimlemeli. Ama gidemeyen boşuna kendini mutsuz etmemeli. Önündeki çorbayı üflemeli. Yani burada yapabileceği bir şey. Yani diyelim ki parası yok, diyelim ki bir yer bulamadı, diyelim ki başka bir engeli bir sorunu var. Yani gitsem süper olurdun, kimseye faydası yok ki, ama param var, ortam buldun, yazıştın, kendini davet ettirdin, neyse gazla git abi, ister garsonluk yap, ister ne yapıyorsan yap. Yani git, ama gidemeyen insan, yani bir şekilde imkan bulamayan insan bununla niye vakit kaybetsin ki? Yani mesela biz ne yapıyoruz? Mesela ben istemez miydim abi, İzlanda'da şatom olsun, gideyim orada yaşayayım. Olabilir yani, şu andakinden daha havalı gözüküyor ama burada değer üretmek mesela bize düşen iş. Biz burada yapabildiğimizi yapıyoruz. Bir başkası başka bir şey yapıyor. Konuna komşuna yardım et, bir şey yap, bir artı değer üret, bir yazılım öğren, ne bileyim işte yani yap bir şeyler. O yakınmaktan çok daha faydalı olacak. Aslında
bu konuları konuşmanın bireysel tüketiciye, bireysel duyucuya, dinleyiciye faydası bu. Ya tamam, evet, dışarı gitmek bir fenomenmiş, yüzde şu kadarı dışarı gidiyormuş. Bu bir konu değil bizim için. Bireysel olarak biz gerçekten ne istiyoruz? Ama en önemlisi de, ya şu hayattan razı olmak için benim bu hayatı nasıl organize etmem lazım? Yani bilmem nereye gidince razı olacağım mı ben bu hayattan? O siyah yumurta çıkacak baba. O siyah yumurtayı orada da yapacaksın. Ben çok gördüm. Şu anda mesela ben Hollanda'ya göçeceğim deyince Türkler Hollanda'ya acıyorum. Yani vallahi acıyorum, çünkü bizimkiler oraya Türk götürecekler. Bu kültürü, bu alışkanlıkları, o siyah yumurtaları götürecekler. Adamlar beyaz yumurtaların arasında siyah yumurtaları da halletmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla biz oraya gidince değişmiyoruz. Dünyada hiçbir şey değişmiyor. Bir yere gidince bir şey olmuyor. Ama isteyen gitsin, hiçbir sorun yok. Engel çıkarılması taraftarı değilim. Sadece ve sadece bir başka yerde cennet yok. Bizde ne varsa olduğumuz yerde de o var. Onu galiba, yani ben bunu kendime bile zor anlatıyorum da dışarı anlatmak o yüzden bu kadar zor herhalde. Ara ara bunu kendime de tazelemem gerektiği için ne kadar zor bir algı olduğunu bildiğimi söylemem lazım. Zor yani. Bu herkesin öyle söylediği bir yerde böyle inanıp da ilkeli yaşamak kolay bir şey değil. Hakikaten. Anladım. Tabii canım, ya moda ya da düşünsel akımlar oluşuyor işte. Yani bunu karşılığında biz burada ne düşüneceğiz? Zi konuşmaya çalışıyoruz. Yani neyi düşünmenin sağlıklı olduğunu konuşmaya çalışıyoruz aslında. Ana akımın yurt dışına çıkmak olduğu, yurt dışında yaşamak olduğu, %70'e yakın böyle olduğu, kızların yurt dışındaki oğlanlarla evlenmeyi istediği ya da yurt dışına gitme potansiyeli olan oğlanlarla evlenmeyi istediği dönemde, biliyorsun evrim bu belirler. Yani tabii genel akışı da bu belirler. Bir yerde alternatif bir düşünceyi sağlıklı bir şekilde konuşulabilir duruma getirmek gerekiyor. Yani bunun bizim alternatif... de çabamız o yönde. Evet, zaten. Bunun alternatifi işte kendini bilmek, bilgelik bilmem ne falan falan, işte hayatının yaşamsal kalitesini bilmek falan dediğimizde azıcık fazla romantik kalıyor. Biraz biraz buraya bunu saçma bir... Sen bu yüzden buradasın işte. Formüle edeceğim. Ya, yani yok, yaklaşımda benim de daha nitelikli tarif edebilecek, yani bana çok saçma görünüyor da genel fotoğraf. Bu arada söylediğin şeyin altını çizerek söylüyorum. Yani yurt dışında dünyayı bir bütün olarak algılamak şimdinin bir zaruriyeti zaten. Tabii. Hani ürettiğin ya da yaptığın şeyde dünyayla beraber yapma, dönem dönem çıkma, gelme, yaşamının bir bölümünü yurt dışında bir yerlerde yapma. Artık zaten nitelikli üretilen birçok işin içerisinde bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Ama göçme fikri, yani göçmen olma fikri çok kötü bir fikir. Yani hani bütünsel anlamda. Hele de burada benim de içinde olup yaptığımı zannettiğim ola gelen şeyi beğenmeyip göçme. Az önce senin anlattığın gibi, yani hani siyah yumurtayı bıraka bıraka orada olmayızla beraber. O zaman bence şu bölümü şöyle böyle göçme. Nasıl güzel olur mesela? Göçme. Göç zaten bak, ya da göçmen. Göçmen. Ne gerek var göçmen?